Lütfen inanın bana, gerçekten doğru söylüyorum. Bak İremciğim, anlıyorum seni. Yani şimdi işten ayrıldın, tabii açığa alındın. Dolayısıyla bu, yani tespit eden de Tutku, ondan intikam almaya çalışıyorsun. Yani bu normal, yani anlıyorum ben seni ama doğru değil. Yani biz Tutku'yu gayet iyi tanıyoruz. Şimdi güzel böyle bir şey durumda değil bu. Hakikaten yani. Yani o iyi olmuyor yani gerçekten. Yani inandırıcılığı yok bu söylediğinin. De. Meltem'le de tanıştılar, sohbet ettik bilmem ne. Ay kızı yaşında ayrıca Haluk'un canım. Duygu'yla falan arkadaş olur mu böyle bir şey? Ya Tutku asla gerçek yüzünü kimseye göstermez. Çok sinsi biridir o. Lütfen bana inanın ya, söylediği her şey yalan size, sevgilisi yok. Sinsi, yalan söylemiş size, kandırmış sizi. Ama bak şimdi böyle yapınca bizi de kendi şeyine alet etmiş oluyorsun. Yani biz senin oyunun bir parçası değiliz yani. Kusura bakma. Yani anlıyorum. Yani işten uzaklaştırıldığın için biraz sinirlisin, duygusalsın filan ama bu muhabbet biraz çirkin bir yere gitmeye başladı. Ben pek hoşlanmadım yani. Arkadaşın için böyle şeyler konuşman da hoş değil. Ayrıca çocuklar gelmeden de biz bu muhabbeti keselim. Çünkü onların yanında böyle bir şey konuşmak istemiyoruz biz. Ama Gönül abla gerçekten doğru ama söylüyorum. Yok. Bak İrem, bu hiç iyi bir şey değil. Yani sen sonra kendi başına durduğun zaman da bunu düşün. Yani bu iyi bir şey değil. Yani senle gerçekten bunu evet sonra konuşalım. Sen birazcık dinlen, bir kendine gel, bir bak, rahatla ondan sonra. Bir de çok önemli, yani Gönül ablanı da beni de bu işe alet ediyorsun. Bu hiç sana da yakışmıyor. Ben seni yavaş yavaş istersen yolcu edeyim. Hadi. Ben sizi gerçekten hiçbir şey alet etmiyorum, doğru söylüyorum. Ama yok olmaz. Zaten çocuklar geliyorlar şimdi. Hiç şey yapmayalım İremciğim. Biz seninle bunu sonra konuşuruz tekrar. Beni de ara, sonra uzun uzun konuşuruz, çocuklar gelir. Tamam, şimdi canım, zamanı hadi değil yani. Gönül abla bari sen yapma lütfen. İremciğim ne olur, artık hakikaten çirkinleşmeye başladı bu muhabbet. İstersen değil mi Tuna? Tabii, şey yapalım artık yavaş yavaş. Tuna Bey, biz seni yolcu edelim. Biz bunu sonra konuşacağız dediğim gibi. Çok şey oldum yani ben şimdi, biraz sinirlerim bozuldu. Hadi görüşürüz İremciğim, hadi. Ayıp yani. Bir şey olur mu ya? Ayıp yani. Vallahi ayıp. Ben bazen inanamıyorum yani. Bu gençlerde böyle bir şey var yani. Ne hemen oluyor bir şey geliyor başına, onu hemen ona bir şey yapıyor yani. Ayıp ya. Allah Allah ya. Durup dururken ya bir kızın şeyini atıyor ya. Bir de Tutku. Söyle yok, Tutku hala aşıkmış. Yok artık yani. Allah Allah ya. Sinirlenmiş işte, işten uzaklaştırıldığı için böyle aklı sıra hınç alıyor filan. Olmaz ama yani. Hakikaten kepazelik. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu başkasına söylese nasıl bir cevap alırdı? Düşün Allah aşkına. Biz de kibar insanlarız Gönül. Ha. Yine gayet yumuşak böyle cevaplar verdik ona. Hiç olmadı ama yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bir an ne oldum biliyor musun? Kan beynime fışkırdı. Yani yani benim tersimi biliyorsun Gönül. Hoş geldin İremciğim, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Müsait misin Meltem abla? Müsaitim, gel. Sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum da. Tamam, gel. Geç otur. Şöyle geçebilir miyim? Sen bu tarafa, evet. Burası Haluk. Meltem abla, gerçekten konuya nasıl gireceğimi hiç bilemiyorum. Keşke bunu size daha önce söyleseydim, biliyorum. Ama işlerin daha da karışmasından, daha da kötü olmasından çok korktum. 2 gün sonra boşanma davanız var ve ben etrafınızdaki bu büyük tehlikeye bir dur demek istedim. Bir dakika, ben hiçbir şey anlamadım. Büyük tehlike ne? Tutku Meltem abla. Büyük tehlike Tutku. İremciğim bir dakika, ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ne demek Tutku büyük tehlike? Meltem abla, Tutku Haluk Bey'e aşık. Ve sizi ayırmak için elinden ne gelirse yapıyor. Ama gerçekten Haluk Bey'in hiçbir suçu yok. İnanın bana. İremciğim, biz Haluk'la zaten ayrıyız. Tutku bunu değiştirecek bir şey yapmadı. Meltem abla, Tutku çok tehlikeli bir kız. Haluk Bey'in yufka yüreğinden faydalanıyor. Ona dikkat edin lütfen. Anlıyorum. Bizim boşanmamızı istemiyorsun. Bizim mutlu olmamızı istiyorsun. İyi niyetin için çok teşekkür ederim. Ama biz artık yolun sonuna geldik. Bu iş bitti. Meltem abla, tabii ki ben sizin mutlu olmanızı çok istiyorum. Ama bunu boşanmaktan vazgeçin diye söylemiyorum. Gerçekten doğru söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Ne olur bana inanın. Tutkuya dikkat edin lütfen. Tamam İremciğim, sağ ol. Sağ ol uyarıların için. Yani çok teşekkür ederim. Ama sen kafanı bunlara yorma, tamam mı? Meltem abla ama ne olur dinleyin beni lütfen. İremciğim, sen kafanı bunlarla yorma. Çok teşekkür ederim ama bizim için bu evlilik bitti. Ne tutku ne başka biri benim hiç umurumda değil. Haluk bu saatten sonra istediğine aşık olabilir, istediğiyle beraber olabilir, kendi hayatıdır. Bir sorun yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.